Çocuklarının eğitimini güvence altına almak isteyenler için sigorta şirketleri harekete geçti. Artık velinin işsiz kalması, hastalanması hatta ölmesi halinde devreye sigorta giriyor ve öğrencinin eğitim masraflarını karşılıyor. Günde yaklaşık 15-20 tane talep oluyor. Genelde işsizlikle ilgili talep oluyor tabii. Ben işsiz kalırsam çocuğumun okul masrafları nasıl ödenir diye düşünüyorlar. Sağlık harcamalarının karşılanmasını isteyen, otomobili, evi olan güvence için sigortaya başvuruyordu. Artık buna anne babalar da eklendi. Velilerin vefat etmesi durumunda, sakat kalması durumunda, kaza sonucu, işsiz kalmaları durumunda, yani işten atılmaları durumunda, olsun kanser oldu ve çalışamadı, onu da kapsıyor. Çocukların eğitim hayatlarını güvence altına alan bir poliçe bu. Türkiye'de her sektörde, her kalemde sigorta var. Artık öğrencilerin eğitim hayatı da sigorta kapsamında. Özel ya da devlet okulu fark etmiyor. Veliler çocuklarının eğitim hayatını sigortayla güvence altına alıyor. İşsiz kişiler oldular. Yıllık 50 bin lira teminat almışlardı ve 50 bin TL para kendilerine biz ödedik. Eğer devlet okuluna gidiyorsa yıllık masrafları 10 bin lira civarındaysa 10 bin lira teminat seçiyorsunuz. Özel bir okula gidiyorsa yıllık masrafı 50 bin lira civarındaysa 50 bin lira teminat seçiyorsunuz. Sistem sadece işsiz kaldığında değil, anne ya da babanın ölmesi ya da sakat kalması durumunda da işliyor. Ancak velinin bu durumu kanıtlaması gerekiyor. Doktor raporunda eğer çalışamaz duruma geliyorsa biz ödemesini yapıyoruz veliye. Üstelik çocuğun eğitim hayatına başlamış olması da şart değil. Anne karnındaki çocuğun bile eğitim hayatı bu yolla garanti altına alınabiliyor. 30 bin lira civarında bir yıllık teminat seçip 10 sene boyunca çocuğunuzla ilgili garanti altına almak istiyorsanız 3 bin TL civarında bir prim tutuyor. 10 senelik toplam primi, yani senelik 300 lira gibi bir prim tutuyor. İstanbul'da kaldırımlar otopark.